Manşete hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs 2021 Cuma. Gazete kapaklarına bakacağız. Seçtiğim gazetelerin kapaklarına bakacağız. Ve elbette gündemde olan Sedat Peker konusunu değerlendireceğiz. Sedat pekerle paralel olarak Süleyman Soylu konusunu değerlendireceğiz. Ve elbette ülke nereye gidiyor? Adliyelerde durum ne? Sokakta durum ne? Bunu anlamaya çalışacağız birlikte. Bir iki konunun altını çizmekte yarar var. Biri de şu, ben Sedat Peker videolarıyla ilgili olarak analiz yaparken Sedat Peker videolarının Türkiye'de serbestçe paylaşılmasının ve herhangi bir yasak getirilmemesinin mühim bir konu olduğunu düşündüm. Ve elbette bütünüyle analizimi veya değerlendirmelerimi buna yaslamış değilim. Türkiye'de her şeyin yasaklandığı, engellendiği, Twitter adreslerinin, YouTube kanallarının veya YouTube videolarının hatta YouTube'lara falan yazılar yazılıp o videoların kaldırtıldığı vesaire olduğu bir ortamda en ufak bir şikayet gitmemesi, bütün videoların serbestçe dolaşımda olması düşündürücüdür. Bu yasakçılık değil veya yasakçılığı savunmak değil. Bir Türkiye realitesi. Türkiye'deki olan biten her şeyi Türkiye realitesine göre değerlendiriyoruz biz. Yani neticede özgürlükler, fikir hürriyeti falan bağlamında değerlendirmiyoruz. İkincisi, bir Türkiye realitesi olan bu yasakçılık neden burada devreye girmedi? Buna bakıyoruz. İki, e, bazı görüşler oluyor deniyor ki ya niye buraya takıldınız ki yani onu yasaklarsanız adam gider başka bir yerde yükler filan falan zaten alıyorlar paylaşıyorlar falan filan ee, siz bu videolarla mücadele etmeye başlarsanız bir iki, insanlar o kadar kolay paylaşmazlar iki e, elbette videoyu yükleyen kişi yeni mecralarda farklı biçimde sesini duyurmaya çalışabilir ama siz de en azından duruşunuzu e, sağlamlaştırmış olursunuz ve bu videolarla mücadele ettiğinizi falan göstermiş olursunuz. Bir de öyle bir tarafı var. E, ayrıca YouTube'a yazı yazarsınız, başka şeyler yaparsınız dersiniz ki yani işte efendim bir suç örgütü lideri suçları da şu işte efendim bizim hükümetimizi filan zayıflatmaya çalışıyor veya suçlarını övüyor falan filan. Neyse e, nasıl bir yazı yazacaklarını ben mi tarif edeceğim? E, bunların olmaması. Dolayısıyla bundan sonraki analizimizin gelmesini sağlıyor. Onun için meseleye çok böyle Bodoslama düzde bakmamak lazım. Buradan kasıtla ne yani Sedat Pekeri Erdoğan mı konuşturuyor falan diyenler de var. Ya biz öyle bir şey söylemedik ki. Sadece ortada da bir kriz var, bir olay patlamış ve dolayısıyla bir biçimde bunun yönetilmesi gerekiyor. Ve şu anda sarayın yapmaya çalıştığı da bu. Yani bir anlamda bir anda Sedat Peker videoları serbestçe dolaşıyor. Öbür tarafta e, Süleyman Soylu'ya destek veren kimse kalmadı. E, yandaş medya dahi e, ne Soylu'yu övecek bir şey yapıyor ne de Sedat Peker'in iddialarını gündeme taşıyor. Yani medyaya baktığınızda yandaş medya da demeyelim medyada yandaşlık vardır da. Tetikçi medya diyelim, saray medyası diyelim, havuz medyası diyelim. Havuz medyası bütünüyle zaten yüzde %100 neredeyse. Ee, hem Sedat Peker'i görmeyerek hem de Süleyman Soylu'ya destek çıkmayarak bir tutum alıyor. Bütün bunlara bakacaksınız elbette. Tamam videolar serbestçe dolaşımda ama e, öbür taraftan sessizlik de var. Yani Erdoğan cephesinde. Ne Erdoğan ne de adamları konuşmuyor. Bir diğer yandan işte Soylu TRT'ye çıkartılıp konuşuluyor. Bu, bu yapıldı ayrı bir konu ama onun da arkası gelmiş değil. Sedat Peker bir biçimde alttan enforme ediliyor da olabilir bir anlamda Soylu'nun veya Mehmet Ağar'ın yıpranması sarayın işine geliyor da olabilir. Bütün bunların hepsini değerlendirmek durumundasınız. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece mesele videoların yasaklanıp yasaklanmaması mesele değil. Bağlı tüm bu gelişmeler. Soylu suç duyurusunda bulundu. Peki herhangi bir savcı harekete geçti mi? Hayır. Kaç gün oldu? Üç gün, dört gün oldu. İşte bütün bunların hepsi veridir yani. Savcılar bir yerden işaret bekliyor harekete geçmek için. Basın bir yerden e, işaret bekliyor harekete geçmek için. Siyasetçiler, politikacılar bir yerden işaret bekliyor harekete geçmek için. Muhalefet mangalda kül bırakmaması lazımdı o da bekliyor. Neyi bekliyor bilmiyorum ayrı bir konu. Dolayısıyla meseleleri analiz ederken böyle bakmak lazım. Yani verilere ya ne yani sen videonun yasaklanmasını mı düşünüyorsun? Ne yani Erdoğan mı Sedat Peker'i gündeme sürdü? Ne yani şöyle ne yani böyle demeden önce... Etraflıca bakmak lazım. Bizim işimiz fotoğraf çekmek. Bir bu. İkincisi Türkiye'de fotoğraf ancak böyle çekilebiliyor. Yani Türkiye'de gazetecilik bitti. Herhangi bir şekilde içeriden haber almak mümkün mü? Herhangi bir şekilde haber atlatmak mümkün mü? Herhangi bir şekilde e, perde arkasına ulaşmak mümkün mü? Taraflara ulaşmak mümkün mü? Adıyla sanıyla bir açıklama yayınlamak veya isim vermeden falan bir beyanat almak mümkün mü? Hadi aldınız diyelim bunu yayınlamak mümkün mü? Bilebilmek mümkün mü? Değil. Ben Türkiye çıkışlı medyayı büyük ölçüde satır başları itibariyle takip etmeye çalışıyorum. Ama eskisi gibi dinlemiyorum, izlemiyorum. Çünkü yani bir şey yok. Kerli ferli adamlara bakıyorsunuz. Yani kadınlara da bakıyorsunuz. Böyle alışmış dilimiz. Hep böyle işte adamlı falan cümleler kurmaya. Özür dilerim kadınlardan. Kerli ferli insanlara bakıyorsunuz. Acaba ne diyecek diye kulak kabartıyorsunuz. Hiçbir şey yok ne içeriden bir şey almış ne herhangi bir duyuma bağlı bir analiz yapıyor falan yok kimse bir şey bilmiyor tam bir kapalı kutu ülke tam bir Kuzey Kore bu yönüyle dolayısıyla o da bitmiş durumda hani eskiden bu alınırdı gene ismini vermek istemeyenler üzerinden gene işte efendim kapalı kapılar ardında konuşulanları bilebilirdiniz ve diyelim ki ismini vermek istemeyen biri bana şöyle dedi böyle dedi bile demeden bir analiz yapabilirdiniz. Kişi bir analiz yaptığında da aa bak bu arkadan güçlü enformasyon almış falan diye düşündürürdü size. O da yok. Bilgi yok, belge yok, duyum yok, artı analiz de yok. Yok Türkiye çıkışlı yorumlarda şeyler de yok. Yazılarda vesaire yok göremiyorsunuz. Öyle olduğu için de durumlar fena halde sarpa sarmış halde. Ee, Saray ile Peker arasındaki köprüye bakacağız kim o milletvekili ama ondan önce gazete kapaklarında hızlıca dolaştırayım sizi yeni yaşam Şen Yaşar'ların gözaltına alınması üzerine HDP eş başkanı Buldan eylemi devraldı manşetiyle çıkmış Şen Yaşar ailesinin bir seçim arifesinde katliama maruz kalmasının aydınlanması Türkiye'de işlerin yoluna girmeye başladığını gösterir sadece bu kadar deyip geçeyim. O arada Anayurt gazetesi Marmara Denizi alarm veriyor. Ee, gö Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj sorunu deniz yaşamını tehdit ediyor demiş. Yine Yeni Asya'nın manşeti iflas yangınına benzin döktüler. İflas eden esnaf esnafın kurduğu dernek bile imkansızlıklar sebebiyle iflasın eşiğine gelirken esnafa verilen son destek fahiş benzin zamlarıyla uçtu diyor. Alt başlık artık destek beklemiyoruz. Dükkanları açın yeter o arada Milat gazetesinin sürmanşetini sadece dikkatinize sunup geçeceğim. Ali Liza Demircan hocayla cuma sohbeti İsrail'in helakı yakındır. Bu tür laflarla falan milleti öyle ifsad ettiler ki yani bu yönde bir veri yok. Bırak e, Filist İsrail yak yani Filistin İsrail'in helakı yani Filistin'in helakı yakındır gibi bir durum var. Hiçbir veri sizin bu analizinizi desteklemiyor ama tabanı böyle uyutuyorsunuz yani. Bir gün gazetesi biraz geniş görmüş nihayet günlerdir haftalardır çok fazla girmiyordu mevzuya. Mafyaya sessiz muhalife zorba manşetiyle çıkmış. Ortaya saçılan çete ilişkilerine dair sessizliğe bürünen iktidar muhalefete saldırıyor demiş. Ve işte efendim bizim bugünkü KJ'miz Saray ile Peker arasındaki köprü Soylu'nun kastettiği Metin Külünk mü? Ee, bu analizde şöyle söylüyor. İddialar sonrasında ekrana çıkan Süleyman Soylu TRT ekranı bir siyasetçinin Sedat Peker'den ayda 10.000 dolar para aldığını iddia etti. Muhalefet partileri Peker'den kimin para aldığının açıklanmasını istedi. Peker'in para yolladığı siyasetçinin ise eski AKP milletvekili Metin Külünk olduğu iddia edildi. halihazırda hazırda MKY Kavyesi. Bir milletvekilinin ricasıyla hürriyete baskın yaptım diyen Peker'e emir verenin de Külünk olduğu ileri sürüldü. Peker hürriyeti bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakın. İsmini söylemeyeyim ayıp olur bakabilirsiniz. Milletvekili rica etti ben de yaptırdım dedi. Peker'in arasının iyi olduğu külünkle Soylu'nun arasında uzun süredir pek çok konuda Gerginlik yaşanıyor. Külünk son olarak İçiş İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesine de tepki göstermiştir diyor. Kim bu Metin Külünk? Metin Külünk ee... AKP milletvekili, MKYK üyesi olmasının yanı sıra halihazırda e, Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın e, çevresinden bir isim. Bakın şimdi size o fotoğrafları getireceğim. Evet bu. Görüyorsunuz e, sağda Recep Tayyip Erdoğan'la Metin Külünk görülüyor. Soldaki de onların e, Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolcu olduğu dönemden kalan bir fotoğrafı. Yani ta o zamandan yani 20'li yaşlarından itibaren belki de 18'li 17'li yaşlarından itibaren Tayyip Erdoğan'la birlikte Metin Külünk. Tayyip Erdoğan daha İETT Spor'da top koştururken 1970'li yıllardan bahsediyorum. Yani Tayyip Erdoğan Metin Külünk ilişkisi 40 yıldan eski. Yani 45 yıllık falan bir ilişkisi var belki daha da eski olabilir. Sizi fotoğraflar arasında dolaştırmaya devam edeyim. Ha, bu güncel bir fotoğraf evet. Ama e, ilişkiyi belgelemek için bu fotoğraf yeterli değil. Bakın bu da Erbakan'ın arkasında. İlişkileri hiç kesilmemiş. Soldaki Metin Külünk, sağdaki Tayyip Erdoğan, ortada er, Erbakan. İlişkileri hiç kesilmemiş, hep devam etmiş. Bu fotoğraf onu gösteriyor. Fotoğraflar. Bu da meşhur 15 Temmuz 16 Temmuz'a bağlayan gece Esenbağa, özür dilerim, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çekilen fotoğraf. Burada da Erdoğan'ın yanında Metin Külünk. Burada zaten e, bu fotoğraf karesindeki herkes çok şeyi biliyor. Mesela damat gülüyor, Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Bu ortadaki şahs hala neyin ne olduğunu anlayabilmiş değil, şu anda da anlayabilmiş değil ve Metin Külünk. Evet. Burada da gene Metin Külünk e, görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın yanak yana poz verdiği kim bilmiyorum. Önemli de değil ama soldaki Metin Külünk. Çok genç yaşlardan itibaren Erdoğan'la yan yana. Erdoğan da çok genç görüyorsunuz. O da muhtemelen 20'li yaşlarında. Burada da gene e, Tayyip Erdoğan muhtemelen belediye başkanı Metin Külünk gene yakın e, çevresi içinde. Burada da işte bu güncel bir fotoğraf. Son dönemde çekilmiş bir fotoğraf. Evet bu da daha evvel göstermiştim. Bir de başka bir açıdan gene Erbakan'ın arkasında Metin Külünk, Tayyip Erdoğan fotoğrafı. Yani Metin Külünk böyle bir isim, sıradan bir isim değil. Ee, yaklaşık 40 yıldır belki daha fazla 40 yıldan uzun süredir yaklaşık demeyeyim 40 yıldan uzun süredir çünkü 40 yıl geriye gittiğinizde 1981 Erdoğan'ın İETTT top koşturduğu yıllar daha eski dolayısıyla 40 yıldan eski bir süredir Erdoğan'ın dava ve e, yol arkadaşı e, Metin Külünk onu belirtelim e, bir iki konu daha var e, Metin Külünk'ten bahsedilirken hürriyet baskını falan hatırlatılıyor ama esasen Metin Külünk'ün ismi ilk olarak Feyzi İşbaşarı'nın dövdürülmesi üzerine, nezarette dövdürülmesi üzerine geldi. Yani Metin Külünk kendisi beceremeyince Fevzi, Feyzi İşbaşaran eski AKP milletvekili gözaltına alınıyor. Nezarette Metin Külünk kendisi beceremeyince Sedat Peker'den rica ediyor. Bu Emine Hanım'a laf etmiş. Bunun diyor icabına bakalım. Dövdürelim, kemiklerini kıralım neyse. Tamam diyor Sedat Peker de. Bir avukatı gönderiyor nezarete ve o avukat e, ...Feyzi İşbaşaran'ı nezarette polisin e, işte demir parmaklıkları ardındayken e, dövüyor. Ne o avukat hakkında ne o polis merkezi hakkında ne de konu hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. O şeyi veren de e, o talimatı veren de Sedat Peker'den e, bunu isteyen de Metin Külünk. Yani Sedat Peker'le Tayyip Erdoğan arasında mühim bir köprü. Tayyip Erdoğan bütün pis işleri bu adama yaptırıyor... Metin Külünk'ün Emine, Emine Erdoğan'a laf söyledi diye Feyzi İşbaşaran'ı emniyet nezaretinde dövdürmesi Tayyip Erdoğan'dan bağımsız olabilir mi? Metin Külünk'ün hürriyeti basmaya adam göndermesi Tayyip Erdoğan'dan bağımsız olabilir mi? Şu veya bu. Arada bambaşka şeyler de vardır. Sedat Peker en masum görünen veya en zararsız görünen iki üç tanesini anlattı. Artı gerçeğe konuşmuş AKP eski Elazığ milletvekili Feyzi İşbaşaran, AKP tabanı çok rahatsız parti bundan çok kaybedecek partiler niye Cumhurbaşkanı susuyor diye konuşuyorlarmış. E, Feyzi İşbaşaran şeylerden e, parti tabanından haber alabilecek durumda bir isim. İşbaşaran e, Artı TV'ye bağlanmış ve AKP içerisinde Sedat Peker'in en önemli bağlantısı Metin Külünk demiş. Ve aynen Artı TV'deki açıklamalarını okuyorum. AKP tabanının çok rahatsız olduğu görülüyor. Mesela Süleyman Soylu'yu yalnız bıraktılar. O ilk istifasında olduğu gibi milyonlarca, hesaplarca destek veren kimse yok. AKP'de insanlar konuşmuyor. Siyasetçiler konuşmuyor. Konuşanlar da siyasi dostlarım. Bizim milletvekili hangi partiden olursa olsun siyasi dostlarımız var diyen iş başaran. Çünkü AKP'de siyaset yapanların çoğu bizim ANAP'tan gelen insanlardı. Bizim onlarla dostluğumuz devam eder. Onlarla konuştum. Onlar da çok ciddi rahatsız. Nasıl bu duruma düştük diye üzülüyorlar. Bizim mafyayla ne işimiz olur? Nasıl girdik bu işin içine? Niye Cumhurbaşkanı susuyor? Kendileri de soruyorlar. Niye bir şey yapmıyor? Ne olacak? Evet. Mesela bir kişi demiş ki, ya Allah yüzümüze Allah yüzümüze baksa da kazayla belayla bir şey yapmadan şu dönem bitse de lanet olsun siyasetine bir daha da milletvekili olmayacağım. Demiş birileri AKP'den milletvekili olanlar falan. Bu derece rahatsızlar diyor. AKP bunların hepsine diyeceğim var da sabırla sonuna kadar haberi okuyalım. AKP MKYK üyesinden bir isim Metin Külünk. Metin Külünk Sedat Peker'in en önemli ayağıdır. AKP'de Sayın Erdoğan'la Peker arasındaki tek ara bulucu odur. O düzenliyor demiş Feyzi İşbaşar. Mesela Beyoğlu Emniyet Amirliği'nde bana saldırı düzenleyen de Metin Külünk'tür. Zaten Sedat Peker onu doğruladı. Metin Külünk istediği için. Yani Metin Külünk istedi demek şu demek. Tayyip Erdoğan istedi. Parti istediği için yaptım diyor. Bugün de diyor ki bir AKP milletvekili rica etti için ben Hürriyet Gazetesi'ni bastım. Esasen Sedat Peker'den bunu isteyen Metin Külünk değil, parti. Yani parti de değil esasen Erdoğan. Metin Külünk kimin selamıyla arıyor? Sedat Peker'i. Orayı bas, bunu döv falan demek için. Evet. Evet, Feyzi İşbaşaran da bu isim AKP'den bir dönem milletvekiliydi ama daha sonra başına gelmedik kalmadı. Şimdi o arada Feyzi İşbaşaran'ın söylediklerini aktardım. Bir konuda bir konuda bir konuda hatırlatma yapmam lazım. Ee, yani işte AKP'den birileri rahatsızmış da nasıl düştük bu işin içineymiş de nasıl ne, zaman çıkacakmışız da filan falan. Ya yani kimse kusura bakmasın yani. Bu seçilen milletvekilleri 2018'de seçildiler. Yani 2018 Haziran ayında e, AKP listelerinden milletvekili olurlarken, siyaset yaparlarken falan her şey güllük listanlıktı Harikaydı. Ama iki sene içinde ortalık mafya cumhuriyetine döndü. Öyle mi? Külahımı anlatsınlar, anlatmasınlar. Yani külahımı anlatsınlar, öyle söyleyeyim. Ee, gerek yok ee, böyle e, safsaklamalara. Yani siz 2018'de milletvekili adayı olurken, milletvekili olurken bir partiye e, her şey yolundaydı. Şimdi nasıl düştük bunun içine. Bir kaza bela olsa da buradan çıksak. Geçeceksiniz bunu yani. Şu kadarcık omurganız varsa, şu kadarcık onurunuz varsa bırakırsınız istifa edersiniz. Bu da bir şeye yarar. Niye? Bacaklarınızdan vurur diye mi korkuyorsunuz sizi saray? Geçeceksiniz. Bir diğer önemli konu ki TR 724'te Adem Yavuz'un yazısı bence çok önemli. Günün yazılarından bilip biri Peker hikayeyi yanlış biliyor diyor. Sedat Peker son videosunda annesinin cenazesine gidemediğini söylemişti. Aynen şöyle söylemişti. Ben cezaevindeyken bu Fethullahçılar beni annemin cenazesine yollamadılar. 84 milyona uygulanan hakkı bana vermediler. Vallahi vermediler. Anneme ne kadar düşkün olduğumu dünya bilir. Vermediler. Evet. E, bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını ve Peker'in olayları yanlış bildiğini yazmış e, Adem Yavuz. Sadece bir iki satır e, aktaracağım. Gerisini yazıyı tıklayarak okuyabilirsiniz. Sedat Peker'in annesi... 20 Nisan 2009'da vefat etti diyor Adem Yavuz Arslan. Sedat Peker 12 Mart 2005 tarihinde yapılan Kelebek operasyonu kapsamında tutuklandı. Çıkar amaçlı suç örgütü, hürriyetten yoksun bırakma, evrakta, evrakta sa sahtecilik gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Evet. 2009 itibariyle Sedat Peker'in kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası vardı. Dolayısıyla Sedat Peker annesinin vefat ettiği tarihte İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Ergenekon davasında sanıktı ancak tutuklu değildi. Sedat Peker Ergenekon davası kapsamında 27 Ocak 2012'de tutuklandı. Yani annesinin vefatından 3 yıl sonra. İzin prosedürünü bahşediyor. Evet. Peki o zaman yani mevcut o günkü yasaya göre hükümlülere cenaze izni verilebilmesi için bazı şartlar var. İzin konusunda asıl yetkili makam Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. O zaman Silivri Cumhuriyet Başsavcısı kim ve şu an nerede? Orhan Usta. 2009'da Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Onun öncesinde ise Mehmet Ağarman var. Her iki isimle ilgili herhangi bir cema cemaat suçlaması yok. Bilakis Orhan Usta kariyer basamaklarına hızlı tırmandı. Asker kökenli bir savcı olan Usta, Kayseri ve Mal Malatya Cumhuriyet Savcılıklarından sonra Yargıtay üyeliğine atandı. 2020'de YSK üyeliğine seçilmiş, halen de Yargıtay üyesiymiş. Peker'in annesinin ölüm tarihinde hükümlü statüsünde olduğu için yargılandığı Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cena cenaze izni verme konusunda ayrıca bir yetkisi de yok diyor. Gene o dönemde Ergenekon balyoz yargılaması tutu, e, sırasında tutuklulardan Fatih Hilmioğlu'nun, Hilmioğlu oğlunun, Orgeneral Hasan Iğsız annesinin, Mehmet Haberal annesinin, Hurşit Tolan kayınvalidesinin, Dursun Çiçek annesinin, Sırrı Yılmaz kayınvalidesinin, Hüseyin Topuz annesinin, Hüseyin Hoşkit yakınının, e, Bilgin Balanlı da kayınpederinin cenazesine katıldı diyor e, Adem Yavuz Arslan. Yazıya bakarsınız yani... E, bütün detaylar var. Çok güzel bir çalışma. Peker hikayeyi yanlış biliyor. TR 724'te. Ee, evet. İnsanlar tabii böyle üfürüyor. Ve tabii Peker'in söylediği bir takım şeyler doğru olunca, bazı iddiaların da temeli olunca falan. Videolarda böyle milyonlarca seyredilince herkes Peker'in okuduğunu alıyor ve işin doğrusuna aslına bakmıyor. Annemin cenazesine beni Fethullahçılar göndermedi dediğinde işte tel tel dökülüyor. Ee, çok naif yazmış Adem Yavuz başlığı atarken pek her hikayeyi yanlış biliyor diye. Doğru bildiğinden eminim ama mevcut geriye doğru bütün günahları bir odağa yükleme meselesi var. Her şeyi ama. Tayyip Erdoğan ve AKP şu bu falan dönemin Adalet Bakanları, İçişleri Bakanları'nın falan filan etrafından özenle geçiliyor. Bunu muhalifler, kendine muhalif diyenler, muhalif partiler veya işte kendine muhalif serbest bağımsız gazeteciyim diyenler de yapıyorlar. Erdoğan'ın etrafından dönemin İçişleri, Adalet, dönemin işte efendim e, ee, HSK'sı şusu busu falan etrafından dönüp şey yapıyorlar. Birazdan HSK'ya bakacağız. Bakın. Son dakika hürriyet. HSK seçiminde uzlaşı sağlandı. Bakan Gül'den açıklama. Neymiş efendim bu uzlaşma? Hakimler ve savcılar kurulu seçimleri için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı anlaştı. Oh be. Adalet Bakanı Gül siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler demiş. 7 üyeden 4'ü Cumhur İttifakı, 3'ü Millet İttifakı tarafından belirlenecekmiş. Sonra da. O dönemi, bu dönemi, şuncular dönemi, bucular dönemi, o yaptı, bu yaptı falan. Büyük yalanlar söyleniyor. Ama öbür tarafta da HSK seçiminde bu 20 Mayıs tarihli, yani dünkü haber, HSK seçiminde Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı anlaşıyor efendim. Yarın da derler ki, Şimdi HSK seçiminde bugün anlaşırlar. 2021 Mayıs itibariyle. Yarın da derler ki AKP dönemi şöyleydi böyleydi. Ya yani ne işiniz var siz AKP ile iş tutuyorsunuz hala hazırda? HSK üyelerini birlikte belirliyorsunuz işte filan. Sonra dönerler şikayet ederler. Bakın 2013 böyle geçti. Hadi daha önceki tarihleri geçelim. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Parmaklarım bitti. Böyle geçti. Ve hala bir şeyin peşinden götürüyorlar yani. Süleyman Soylu demişken e, Ahmet Şık'ın tweetleri dikkat çekici. TRT performansı üzerine Erdoğan'a ve partiye tehdit abı altından sopayı gösterdi diyor. Evet. Sedat Peker ifşalarından bu yana Erdoğan'dan kendisini açıktan savunmasını isteyen soylu bu desteği göremedi diyor. Erdoğan'ın suç çeteleri zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çubala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz sözlerinin ise ucu açıktı diyor. Muhalefeti eleştiriyor görünen bu açıklama mafya ilişkilerine dair iddialar üzerine tartışma konusu olan soylunun da üzerine alınabileceği bir açıklamaydı ki o yüzden daha açıktan destek istedi. Ancak kendisinin de kırgınlıkla söylediği üzere Cumhurbaşkanıyla görüşemedi diyor. Son kertede istediği desteğin karşılığı olarak TRT ekranlarından kendini aklama imkanı sunuldu. Yönetici kadrolarının pelikancılara yakın olduğu öne sürülen TRT'ye sarayın onayı olmadan Soylu'nun çıkmasının mümkün olmadığını belirtmekte yarar var. Yapabiliyorsanız yapın anlamına gelen beni görevden almak bir gece yarısı kararnamesine bakar dedikten sonra azdan az çoktan çok gider sözleriyle. Soylu kendiyle beraber herkesi dibe çekici tehdidinde bulundu diyor. Evet. Bu da enteresan bir konu. O arada... Sedat Peker'le ilgili kırmızı bülten falan gibi şeyleri çıktı. Bakın bu uluslararası e, Interpol'ün e, kırmızı bülten listesi. Burada şu görülüyor. Interpol'de 7643 kişi kırmızı listede ve bunların 29'u Türkiye'nin istediği isimler. Ben bu isimlerin hiçbirini tanımıyorum. Bakın burada listedeki isimler var. İçlerinde ne benim tanıdığım biri var. Ne de işte efendim Sedat Peker'in e, ismi var. Türkiye'den istenen 29 kişi. Dolayısıyla e, Türkiye'de muazzam bir algı götürüyorlar. İşte 7 bin küsür kişi, 7 kişi Interpol'ün listesinde. E, ve... Türkiye biliyor musunuz bundan 5 sene evvel bir anda on binlerce kişinin bu listeye konulması için falan Interpol'e yazılar yazdı. Bütün dünya çapında 7600 kişinin listede olduğu, Türkiye'den sadece 29 kişinin listede olduğu bir e, olaydan bahsediyoruz. Evet, 7643 kişi kırmızı bültenle aranıyor. Bütün dünya çapında 29'u Türkiye'nin istediği insanlar ve onların arasında benim tanıdığım bir kişi bile yok. Evet. Bunu da not düşmüş olalım. Peki gazete kapaklarında kaldık onunla devam edelim. Soylu'nun kastettiği Metin Külünk mü? E, bir gün soruyu sormuş bırakmış ama siz cevabı aldınız. O arada e, Karar Gazetesi telefon sinyaline bakın başlığıyla çıkmış. İfşaatlarına devam eden suç örgütü lideri 2015 yılında Hürriyet gazetesine yapılan saldırı hakkında bir milletvekili arayıp benden rica etti. Telefon sinyallerinden doğrulatabilir iddiasını ortaya attı diyor. Peki, e, dikkatinizi çekmiştir. Hürriyet'te bu haber var mı? Birazdan bakacağız. Shalom gazetesi e, İsrail meselesi, İsrail Filistin meselesine tek yol barış manşetiyle bakıyor. İsrail Hamas arasında 2014'ten bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bir yandan Gazze'den İsrail topraklarına yönelik roket saldırıları, diğer yandan da İsrail ordusunun hava saldırıları aralıksız sürüyor. Daha önce Hamas'ın roket menziline girmeyen İsrail şehirleri de bu saldırılardan nasibini aldı. İsrail operasyonlarından dolayı ölen Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk 200'ü e açtı. Roketlerden dolayı ikisi çocuk 10 İsrailli de hayatını kaybetti diyor. Yahudi cemaatinin gazetesi Shalom'un haberi veriş biçimi dahi böyleyken Türkiye'deki Yahudi cemaatinden ne istiyorsunuz diye soralım. O arada Cumhurba Cumhuriyet bugün muazzam bir ayıba imza attı. Birinci sayfasından anons ettiği muhtemelen... İşte başındaki yönetim kurulu başındaki veya icra kurulu başındaki kimdi? Alev bilmem kim. İşte onun Alev Coşkun galiba. Onun imzasız bir baş yazısıyla. Burada tuhaf bir şekilde İçişleri Bakanı Soylu geçen TRT Haber kanalında yapılan bir programda gazetemizi hedef hedef almıştır falan deyip Soylu'ya bir açıklama döşemişler. Yahu Soylu bitmiş bir adam. Bitmiş bir adama niye açıklama yapıyorsunuz? Tuhaf yani. <gülüyor> yani <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı ve saray medyası dahi sahip çıkmıyor. Cumhuriyet, Cumhuriyet dikkate alıyor ve Soylu'ya açıklama düşeniyor. Ve enteresan bir şekilde Cumhuriyet geçmişini reddediyor. Soylu TRT Haber'deki programda Cumhuriyet Gazetesi'ni suçlarken verdiği örneklerin çoğu Can başında olduğu ikinci cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet Gazetesi'ni yönettiği döneme denk gelmektedir. Oysa bugün Cumhuriyet Gazetesi bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileriyle birlikte 4 yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve yargı... Okumayacağım daha fazla. Muazzam bir kumpasla Cumhuriyet yönetimini ele geçirdiler. Saraya ihbar mektubu yazdılar ve o mahkemeye geldi. 500 günden fazla Cumhuriyet'in yönetici ve yazarları cezaevinde yattı. Ve daha sonra Cumhuriyet'e kayyım gibi atandılar. Ee, ve daha sonra da biz yapmadık onlar yaptı falan diye eski ekibi bir kere daha satıyorlar ee, yazıklar olsun diyecek hiçbir şey yok ee, bir bağlılıklarını bildirmedikleri kalmış mevcut rejime yani bir, bir o kalmış o arada yeni özgür politikadan okuyalım Türk askerleri iki genci vurdu diyor ee, Rubarok mezrası kaçakçılık yaptığı öne sürülen Celil Ekinci ile işte efendim Şahap Şendol çobanlık yapan Türk askerlerin açtığı ateş sonrası yaralanmışlar. Olay yerinde uzun süre kan kaybı yaşayan gençlere akrabalarının gelmesiyle ilk müdahale yapılmış vesaire. Evet. Bu da olay yerinden fotoğraflar. Doğru haber Kudüs kırmızı çizgimizdir manşetiyle çıkmış. İsrail'in de kırmızı çizgisi. Meseleye böyle bakmak lazım. Dinler açısından geniş bir perspektifte bakmak lazım. Yani İsrail bizimdir kimseye yedirmeyiz falan. Bu perspektiften değil. Evrensel manşetten görmüş. Mafya siyaset el ele gazete basmış. Evet. Sefer Selvi karikatürü. Aha yargı Peker'in Peker açıklamalarıyla ilgili harekete geçiyor. Sence ne mesaj veriyor? Uyuyacağım diyor. Evet. Aynen öyle. Yargı uykuda. Medya, bürokrasi. Muhalefet dahi uykuda yahu. Sözcü de görmüş. Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Bu AKP'deki siyasetçi muhtemelen Metin Külünk yani. Gazete, gazete, gazeteciler ancak işte soru sorup bırakabiliyorlar yani maalesef. Hürriyette peki bu konuda bir şey var mı? Yani adam hürriyet başkanını ben yaptım dedi. Ahmet Hakan'ı ben de öldürdüm İşte bunu da zımnen kabul etti filan. Hürriyette ne iç sayfada ne manşette ne altında tek satır yok. Evet Gazete kendiyle ilgili bir olayı bile artık takip edemez halde. Yarın bu gazeteyi bu biçimde çıkaran insanların da başına bir şey geldiğinde o gün eğer hürriyet devam ediyor olursa dönüp onlarla ilgilenecek mi ondan da emin değiliz. İstiklal de bahsetmiş. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Saray ile Peker arasındaki köprü kim? Külünk. Evet. İsrail güçten anlar. Milli gaz gazetenin manşeti. Evet. Vergazı. 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 Evet. Gazete Pencere manşet provokasyonu Rize milletvekili yaptı. Bu arada tabii İyi Parti liderine İkizdere ziyaretinde Meral Akşener bir provokatif eylem veya işte bir kalkışma falan düzenlendi. Videoları da var sosyal alanda çokça paylaşılıyor. A Haber falan mikrofonu da orada ekip olarak falan. İktidar bildik takdir, taktiklerle muhalefeti yıpratmaya devam ediyor. Hürriyet baskınının faili benim Sedat Peker. ...Abdurrahim boynu kalın yazdı yazdı sildi. Evet. Birazdan bakacağız boynu kalına. Akaryakı'da fahiş ÖTV zammı... ...TR724'ün manşeti... ...rejimin eli vatandaşın cebinde. Evet. Birazdan bu görüntüye de... ...bakacağız. Ama önce... ...İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'e... ...nokta nokta okumayacağım. Çok... Ee, ...pespaye bir şekilde... ...bu tartışmalar devam ediyor... İşte Mehmet Ağar diyor ki ben olmasam Marina'ya mafya çöker. Süleyman Soylu diyor ki ben olmasam köfteci Yusuf'a Sedat Peker çöker. Sabah erken kalkan bir yere çöküyor. Maalesef durum bu. O arada bu işte efendim ekranda gösterdiği bir grafik Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla ilgili kirli bilgi rotası demiş ve burada iki gazetecinin ismini vererek Sözüm ana onları itibarsızlaştırmaya veya bunların dediklerine inanmayın demeye çalışıyor ama bilmiyor ki o gazetecileri daha fena tahrik ediyor. Ve cepheyi genişletmeyi sürdürüyor. Soylu'nun etrafında birileri olsa da yani ya arkadaş senin tuttuğun yol yol değil filan dese ama öyle de değil. Özlem Akarsu paylaşmış. Organize suç örgütü mafya deyip geçmeyin. Bunlar gayri nizami harbin en önemli aparatlarıdır demiş Soylu. Yahu diyor bildiğimiz bu gerçek bakan tarafından ifade edilmişken sorulacak ilk soru. Sedat Peker gayri nizami harpte nerede kullanıldı? Örneğin Suriye Savaşı'nda neler yaptı falan olmalıydı diyor. Eminim Özlem Akarsu'nun eşi bir yayında Süleyman Soylu ile karşılaştığında bu soruyu yöneltir. O arada tuhaf <laughs> millet hala enteresan yani. Ta yol işte Karar Haber'de veya Karar e, TV'de soruyor. Neden bir AK Parti milletvekili çıkıp da bunu araştırın demiyor. Parti içerisinde bir soru önergesi verilmiyor. Neden partinin grup toplantısında bu dile getirilmiyor. <laughs> ya Taha Bey yani aklımızla dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani. Ya çok tuhaf yani. Türkiye'de her şey normal. Her şey yolunda gidiyormuş gibi insanlar böyle. Analizler döşeniyorlar. Yazılar yazıyorlar falan. Tuhaflar yani gerçekten tuhaflar. O arada bakan e, demiş ki bataklık operasyonunda iki uyuşturucu baronu yakalan yakalandı. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var bunu alaştık falan filan. Aylin Özinyan güzel koymuş yerli uçağı boş verin FETÖ kadar müthiş bir icat yok. Hemen her şeye bir FETÖ meselesi takıyorlar. Aslı Aydın Taşbaş kitabın ortasından yazmış. Türkiye bu kadar rezaleti kaldıramaz herkes sus pus görünse de aslında öyle değil bekleyip göreceğiz. Evet. Süleyman Soylu gece 2'de 3'te bir resmi gazeteyle görevim bitebilir. Böyle bir ülke. Müyesser Yıldız yazmış. Cumhur İttifakı ortakları sabahtan akşama Millet İttifakı'nın ana ortakları CHP İYİ Parti'yi zillet, illet, terörist, hain, FETÖ'cü ilan ederken bugün TBMM'de şu gelişme yaşandı. İki grup Hakimler ve Savcılar Kurulu seçiminde anlaştı. Yaşa biraz evvel detaylı olarak anlattım. Kendine gazeteci diyen dahi asla ve asla mafyayla sevgi, dostluk, temelli ilişki kurmaz. Asla ve asla mafyaya babalarına, mafya babalarına ara buluculuk yapmaz. Sakinleştirmeye çalışmaz. Bu tablo çürümüşlüğün ötesidir. Bir gazetecinin yapacağı tek şey sonuna dek mafyayla mücadeledir diyor. Doğru ama e, bu güç mücadelesi başka bir şey. Bakın şimdi bu video çok paylaşıldı e, Twitter'da, sosyal ağlarda da. Masanın başında Mehmet Ağar oturuyor. Elinde mikrofon olan Sibel, Sibel Can popüler sanatçı ve özel bir böyle konser veriyor. Mübariz Mansivov ayağa kalkıyor ve hiç böyle elinden tutuyor ve Sibel Can'ı dansa kaldırıyor falan. Güç böyle bir şey. Şimdi diyebilirsiniz ki yani arkadaş yani bir milyon dolarım olsun yeter bana daha ne isterim ki? Bu böyle değil. Bazen 50 milyon doların olur ama güç, iktidar... Sen de olmayınca o 50 milyon dolarla e, parayı yeme içme gezip tozma değildir her şey. Budur. Dönemin en popüler sanatçılarını masanda oturtup ona istediğin şarkıları söyletmek ve istediğin gibi teklif bile etmeden dansa kaldırmaktır. Anlatabiliyor muyum? Şu anda dansa kaldıran Sibel Can'ı dansa kaldıran Mübariz Mansimov içeride. Rusya, Azerbaycan, Türkiye denkleminde yanlış işler yaptı ve devletler arası bir kurguyla içeri atıldı. Hem de FETÖ'cülükten. Yatına da masanın başında oturan Mehmet Ağar çöktü. Masada kimler var kimler? Birazdan göreceksiniz. Hürriyet'in baş yazarı Osman Müftüoğlu var. Profesör Doktor. Mahsun Kırmızıgül var. Evet. Diğerlerini bilemiyorum yani. Bakın burada Osman Müftüoğlu ile Mahsun Kırmızıgül hemen mübarizin yanında oturuyorlar. Masanın başında da Mehmet Ağar. Böyle bir şeydi olay yani. Evet. Biz devam edelim işimize. Şimdi Abdurrahim Boynu Kalın diye bir isim var. Genç bir çocuk. ve bu çocuk gençlik kollarını toplayarak Hürriyet Gazetesi'ni bastı. 2015 yılında. Hürriyet gazetesinin bir yayınından falan filan internete koydukları bir haberden rahatsız oldular. Daha sonra o, o durum zaten internet haberin, Hürriyet'in internetinin başındaki kişinin de başını yedi. Orada değilim bunlar gittiler. Ve işte Hürriyet'te cam çerçeveyi indirdiler. Ve Hürriyet'te başta genel yayın müdürü Sedat Ergin olmak üzere herkes ciddi bir can korkusu falan yaşadı. Onların yetersiz kaldığını görmüş olacak ki Metin Külünk destek ekibi istedi ve Sedat Peker de destek ekibini gönderdi. Böyle bir olay yaşandı. Abdurrahim Boynuk kalın bir video görüntüsünde bunlar dayak yememişler. Hiç bizim hatamız bunlara zamanda dayak atmamak oldu diyor. 8 Eylül 2015 Hürriyet gazetesi baskını hiç kimse gözaltına alınmadı. O dönem öyle oluyordu. Ahmet Hakan, Sedat Peker ve adamları tarafından dövdürüldü. Onlar da ceza almadı. Can Dündar kurşunlandı Adliye önünde. Onlara da bir şey olmadı. Bunların hepsi 6-7 yıl önce oldu. Şimdi soruyorlar biz bu, bu duruma nasıl düştük falan diye. Baştaki şeye dönelim. Hani Feyzi İşbaşana diyormuş ya AKP'li milletvekillerine? "Ne hale düştük? Nasıl oldu falan filan? Ne biz nereye düştük filan?" Günaydın Kerkenezler. <laughs> evet bu hürriyetin camı çerçevesi inmiş hali. Giriş işte kapısı döner kapı. Orada da açıklama yapan Abdurrahim Boynu Kalın gözüküyor. Abdurrahim Boynu Kalın hemen tweet'lere attı. Şimdi bu tipler e, böyledirler. Yani bir durum bir, bir dönem böyle rezil olurlar. İnsan içine çıkamaz hale gelirler ve ondan sonra da fırsat kollala, kollamaya başlarlar. Ne zaman insan içine çıkabilirim falan diye. İşte burada diyor ki açıkçası çok rahatladım Sedat Peker bu saldırıyı üstlenince. Yıllardır üzerimize yapışmıştı falan filan diyor. Sonra da bunları silmiş. Niye? E, dedi ki partisi ya ulan dedi şimdi sen Sedat Peker'in söylediklerini niye doğruluyorsun? <laughs> Abdurrahim Boynu Kalın bana hep e, Yusuf Yerkeli hatırlatır. O da işte müşavir olarak çalışıyordu başbakanlıkta. Soma'ya gittiklerinde Soma faciasının ardından Tayyip Erdoğan'la böyle bir e, mağduru, bir madenciyi, işte bir mazlumu bu şekilde tekmelemişti. Protesto eden veya işte bir şey söyleyen neyse kendilerini. Yusuf Yerkel de o gün bugündür çıkamıyor. Sene 2015 idi. O da o gün, o gün bugündür çıkamıyor. Kendi 15 dakikalarını yakaladılar bunlar ve şey yaşadılar bunlar ve bir daha öyle kafayı kolay koyak kolay kaldıramayacaklar. Tıpkı mesela bu görüntüde 1997'den MHP'de Alparslan Türkeş'in vefatı üzerine olağanüstü kurultay toplandı ve genel başkan seçilecek. Azmi Karamanmudoğlu ülkücülerin başı arkadaşlarıyla beraber kurultayı bastı ve yaşasın illegalite dedi. O gün bugündür de yok arkadaş piyasada. Evet. Bir illegaliteyi böyle kutsarsanız çeyrek asır geçer bir daha da kafayı kaldıramazsınız. Yusuf Yerkelli, Abdurrahim Uzun'un da şey, e, Abdurrahim Boynu Kalınında neyse başına gelecek budur. Evet. Her dönem BBC Türkçe bugün geçmiş e, Gülen yapılanmasına Covid'i Türkiye geneline yaymaya çalışma iddiasıyla Çanakkale merkezli operasyon 84 kişi gözaltında. Yani dedim ya hemen her şeyi artık böyle cemaate veya Gülen Gülen yapılanmasına bağlayan bir şey var. Sedat Peker'i de çok uğraştılar ama bir türlü olmadı ama yakındır. Onu da bir şekilde bağlarlar. Enteresan bir ülke yani bunu paylaşanlar diyorlar ki ya Zaytung haberi mi bu falan yani artık gerçekten Zaytung'a şapka çıkaracak haberler yayınlanıyor. Erdoğan yakında FETÖ takımından önemli bir ismi açıklayacağız şu an elimizde diyor. E, gündem değiştirmek zorundalar. E, bu böyle bir şey de olabilir ama bu yürümez söyleyeyim buradan bir şey çıkmaz. E, yani bir eylem düzenlenebilir. Bir infiale yol açacak veya ses getirecek. Ee, yani evlerden uzak belli başlı bir ismin filan ortadan kaldırılması gibi filan şeyler olabilir. Her şey olabilir. Şu anki gündemden çok rahatsızlar ve gündem belirleyemediği için iktidar e, kıvranıyor. Her şey olabilir yani kendine mukayyet Türkiye diyorsunuz. Başka bir şey diyemiyorsunuz. Erdoğan'ın bahsettiği kişinin Selahattin Gülen olduğu e, konuşuluyor. Ki Selahattin Gülen'den ay başından bu yana Kenya'da öğretmenlik yapıyor, ee, öğretmenlik yapıyor ve Kenya'ya bir ziyaret için gitmiş, eşiyle beraber, eşiyle de çok yeni evlenmişler ve e, ay başından beri haber alınamıyormuş. Bir görgü tanıklarının ifadesine göre bir takım araçlar tarafından yolu kesilmiş ve e, o araca bindirilmiş. Kaybedilmiş. Erdoğan'ın kastettiği bu iş mi olabilir mi? Acaba orada paketlendi veya Kenya'ya rüşvet verildi, şöyle oldu, böyle oldu. Türkiye'ye getirildi veya getiriliyor mu? Durumunu bilemiyoruz ama eşinin e, feveranını, eşinin çığlığını ekrana getirebiliyoruz. Seyire Gülen. Soyadı Gülen olduğu için 84 tutuklu var. Soyadı Gülen olduğu için 84 tutuklu bir insana soyadı Gülen olduğu için onun haklarına sahip çıkmak insanlıktır. Başka bir şey değildir. Yani. Ben rakamı duyduğumda inanamadım. 84. Dün TR724 programında Ekrem Dumanlı saymışlar ifade etti. Evet Seyir'e Gülen'e kulak verelim. İsmim Seriye Gülen. Selahattin Gülen'in eşiyim. 6 Kasım'dan itibaren Kenya'da yaşıyorum. Eşim Selahattin Bey uzun yıllardır yurt dışında yaşayan kendi halinde bir öğretmendi. Yeni evlendik, yeni bir hayat kurma arifesindeyken 3 Mayıs'ta kim olduğunu bilmediğimiz kişiler tarafından bilmediğimiz bir yere götürüldü. O tarih o tarihten itibaren kendisinden haber alamıyorum. Bulmak için çalmadık kapı bırakmadım. İlgili bütün kurumlara başvurdum. Kenya'da büyük gazetelere haber oldu. Geldiğimiz noktada nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde 5 Mayıs'ta kuvvetle muhtemel kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüğünü düşünüyorum. Eşim bu olayı soyadının Gülen olması sebebiyle yaşadığımızı düşünüyorum. Yetkililerden eşimin bir an önce bulunup serbest bırakılmasını istiyorum. İsmi yanlış söyledim. Seriye Gülen olacak. Seriye Gülen'in çığlığını getirdik ve manşeti bununla e, noktalıyoruz hafta sonu hareketli olacağı benziyor. Bu hafta sonu plan program dahilinde Erhan Başyurt'la perde arkası, Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le gerçek ekonomi programları var. Gene pazar günü Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya cevap vereceği 7. videoyu yüklemesi bekleniyor. Haliyle gelişmelere göre hafta sonu ekstra bir manşet daha yapacağız gibi görünüyor. İyi hafta sonları efendim.